müziği almıyor değil mi? Yok almıyor. İyi tamam. Apartman yönetimleri. Bütün apartmanlar tek bir yani tek bir yönetim altında toplanıyor. Ya çok büyük standartizasyon getirecek. Diyecek ki sen ölçecekler mesela bir apartman ışığının toplamda gerçekten ne kadar yanması yani. Fotosel süresi. Fotosel süresi ne kadar bir insan. Yani toplum mutlu olsun isteyecek bir anlam. Çünkü Türkiye'nin de apartman yöneticisi olsan apartman yöneticisinin tek bir şeyi aidat vermiyor ya. Yani tek mi? O da aidat vermeyecek yani sonunda. Onun yani. Dışında hiçbir şeyi yok. Yok. Normal apartman sakininden başka hiçbir farkı yok. Yok işte bir şanlı şöhreti belki. Ya mesela diyecek yani orada böyle bir şey ki, de olabilir. Yani bu sene apartman bahçelerinde biz gül teması koyduk. Hani size verilen şema bu. Yani zaten apartman bahçelerinin şeyi belli aşağı yukarı Türkiye'de. Orada şey ama şey açması lazım mesela gül yetiştirilemeyen bölgelere ek yani ne ekilecek ne biçilecek onları koyması lazım bir. Ben şimdiye kadar gül yetiştirilemeyen bir bölgeyi görmedim Türkiye'de. Gül yetişir, gülün yetişmesinde bir sıkıntı yok. Burada şey sıkıntı, hani bir parlamenter sistem olacak da ben mesela kendi fikrimi söyleyemeyecek miyim? Ben Şenay apartmanında oturuyorum mesela. Evet. Yukarıdan dediler ki gül teması. Evet. Mesela biz diyelim ki evde 4 kişiyiz ve hiç memnun değiliz gül temasından. Evet. İtiraz edemiyorsun, hayır kardeşim ne gülü diyemiyorsun. Dilekçe sistemi olması gerekiyor. Yani ya da şikayetlerin... Beni apartman, Türkiye'deki apartmanların yöneticisi olan kişinin yanında temsil edecek birisine ihtiyacım var. Hayır o gül istemez diyecek birisi lazım, anlatabiliyor muyum? Muhalefet oluşması gerekiyor. Ya evet. Senin işte STK'lar oluşturup kendi içinde şey yapman lazım, lobicilik yapman lazım. Yani sen başka türlü sesini duyuramazsın. Apartmanlar bankası olur, iller bankası gibi. Hı hı. Yani aidatların biriktiği, her senin işte hesabının orada değerlendirildiği falan filan. Faizi olacak yani sonuçta. Ya faizi olacak. Diyecek ki bu sene gül de değil, lale ektik falan filan. Sana lale şeye gelecek apartmana. Tohumu gelecek yani. Ha sen cebinden karşılamıyorsun onu. Hayır tabii yukarıdan geliyor işte. Kendi ekonomisini başlatıyor apartmanlar. Şeyi bitirir, rekabeti bitirir. Apartman rekabeti. Evet. Apartmanla rekabet edemezsin ama zaten. Blok böyle site yapılanmasından geliyorum. Orada şunu gördüm. İlerleme şöyle kaydedildi. Mesela aynı blok, aynı apartman. Yan taraf kamelya yaptı. Yan tarafın yaptığı kamelya büyük bir yaratıcı şeye, dalgaya yol açtı. Yani ses getirdi. Ses getirdi. Mesela bizim apartmandan şey kamelya, biz de o zaman üzüm ekelim. Üzüm yani. Bağı sapla çıksın. Üstüne bir şey koyalım. Hani biz şey yapmıyoruz, ahşabı kesip oturacak bir şey yapmıyoruz. Biz daha doğaya saygılıyız. Bak üzüm yaptık, Eylül'de de yersin. Kim kamelyayı kim ya? Kamelyayı kim? Kamelyayı yiyemezsin. Bu o blokta konuşulup da mı karar veriliyor? Şey oldu, gerçekten bu arada. Benim babam yöneticilik yaptı bir dönem. Onlar, annem çok baskı yaptı hani, bak kamelya yaptılar yan tarafı ne güzel, yaz akşamları çıkıp oturuyorlar millet orada, çoluğuyla çocuğuyla çayını demliyor çıkıyor falan. Bizim ön tarafta kayalar vardı, bir taş bırakıldı oraya, ne yapılacağı hiç belli değil. Nereden yani, geldi de belli değil. Nereden geldi? Şöyle belli, Odunpazarı Belediyesi'nden geldi ama o kayalar oraya koyuldu. Ya bir şey yapılacak, ya bir duvar örülecek ama 3 yıl beklemez orada kayalar, sonra o kayalar şey oldu. Hani herkes çocuklarını doğal hayata alıştırdı resmen. Falez gibi bir şey oldu. Tırman, in, hani engebeli araziyi nasıl kullanırsın, eğlence nasıl oralarda olur, kolunu sok bakalım girebiliyor mu oradan falan. Ona döndü. Kamelya'ya gelecek olursak işte kamelya'yı gördükten sonra dediler ki biz de o zaman buraya ağaç, birkaç tane daha ağaç dikelim. Gölgesinde oturulur yani, illa oraya ahşap bir şey dikmeye gerek yok. İşte üzüm bağı, ne, asma yapalım. Asma yapalım, asma büyür zaten. Dediğim gibi hani şeyi yaratmaya çalıştılar. Yani balkonundan meyve yiyebilme tadının nasıl diyeyim, o keyfi. Sen de şimdi diyorsun ki sistem bunu öldürür. Sistem bunu öldürür. O gülleri kim dağıtıyor? Nereden geliyor o güller? Birisinin şirketi bize hepimize gül getiriyor. Yolsuzluğa yol açar. Kimin şirketi bu?
bunu şimdi nasıl denetleyeceksin? Apartman yöneticisi kendi paravan şirketiyle bütün apartmanlara gül fidanı dağıtsa, sen bunu ortaya çıkartabilecek misin? Evet. Yani burada işte, tıkanıyor bu iş. Orada aslında tıkanıyor. Dediğim gibi adam kayırmacılık çok olur. Siz yine şimdi hemen bir şey demeyin. Akşam düşünün. Ben de bunu bir şey demenize gerek yok. Acele edilecek çok şey evet, değil bu. Tabii yani fevri insanı davranmayacaksın. Bunlar hep şey süreç yani bu. Evet. Yavaş yavaş. Bir kere iyi giyinmeli insan. Evet yani hani bence bizi sağlıklı görünmeli evet. Sağlıklı görünmeli. Sağlıklı görünemediği noktada eşyayla kapatmalı, kapatabilmeli evet. eşyasıyla. Yani bu bir çok güzel bir kot pantolon olabilir, çok güzel bir cep telefonu olabilir. Yani stres çarkına kadar gidebilir. İyi bir bedene, iyi bir vücuda, iyi bir cilde, sahip, iyi bir dişe sahip değilsen dikkat dağıtman gerekir. Yani insan senin hani suratına baktıkça tiksiniyorsa senden, hani cildine, tenine, ağzına, yüzüne baktıkça hani senin içindeki ne iyiliği, ne mantığı, ne o güzelliği göremiyorsa, çünkü şey çok kötü, el astar çok kötüyse, sen mümkün olduğunca dikkat dağıtman lazım. Kalbinde yatan şey. İnsanı anlatayım ben. Tabii. Maliyede falan hoca, böyle 20 sene falan hocalık yapmış. İşte bir iki tane kitap yazmış. İkisi de işte bir şeye giriş kitabı, iktisat giriş. Emekliliğe çok yakın. Hani benim aklımdaki ideal insan bu kadar. Yani çok genel bir şey yok benim. Çok özel bir şey var aklımda öyle. Çok hani ideal insan olarak. Tabii o şey kalmadı ama. Ne? Yani senin gibi düşünen çok az. Yani, duşumu alıyorum. Peki o mesela giyiyorum. İktisada giriş şey devam yazan adamın biz yani normal hayatta nasıl olduğunu tasavvur etmeli miyiz o kitabı okurken? Yani çünkü mesela kendinden Dostoyevski okuyorsun. Dostoyevski okuyorsun. Yazdığı eserlerden Dostoyevski'nin aşağı yukarı neler yaşamış olabileceğini mesela ya da hani ne gibi bir his ne gibi bir his dünyası olduğunu düşünebiliyorsun ya. İktisada giriş kitabını yazan bir adamın nasıl yaşadığını biz o kitapta bulabilir miyiz? Bence bulmalıyız. Bulabilirizden ziyade bence yani ben şu anda iktisada giriş yapıyor olsam şu dakika o kişiyi tanımadığını düşün. Evet. Ben o kişiyi tanımıyorsam neden Muammer Hoca'nın 10 liralık kitabını alayım evet. gider diğerini alırım. Eğer ben Muammer Hoca'nın 10 liralık kitabını alıyorsam kitabın her sayfasında Muammer Hoca'yı görmem lazım. Koklamak lazım diyorsun. Yani beni iktisata Muammer Hoca soktu diyebilmen için onun kim olduğunu bilmen gerekir. Kiki gibi mini müzikal gibi yerlere 4 kişi girmeye çalışıyorsun evet. bazen. Hı-hı. O biraz fazla evet. mesela. 3. Mesela o yazılmadı hiç. 2 tane bile, 1 tane bile Babilon'a giriş kitabı, Kiki'ye giriş kitabı yok. Kiki'ye giriş yok. Ve hani akademik bir dille birisinin ele alması lazım. Buna ihtiyaç var değil mi? Bunu hissettik, şu anda hissettik bunu. Evet. Şu anda Babilon'a girmek istesek evet. nasıl gireceğiz belli değil. Evet. Babilon'a girersin. Şöyle girersin. Biletli girersin.